Kendisinin evindeyiz. Kendisi babam olur. El emeği, göz nuru eserlerini sergiliyor bizim için. Burada iskemiden yöresel ifadesiyle tiyetere, çeyiz sandığından et kütüğüne, masattan satıra, efendim E'den bıçağa kadar her türlü alet var. Hatta bileği taşı bile var. Bu enteresan. Bu Bayburt taşından herhalde, öyle anlıyorum. Şimdi evet. Kantarımız da var. Kantar hassas bir kantar üstelik. Şöyle göstermek istiyorum. Gramı gramına tartıyor böyle. Gayet net ayarlanmış. Zinciri, şusu, busu, her şeyi orijinal. Her şeyi elle yapılmış bizzat. Kaç kiloya kadar tartıyor bu kantar? 5 kilo tartar. 5 kiloya kadar tartarmış. Bu arada çeyiz sandığımız burada. İki tip çeyiz sandığımız mevcut. Birisi koyu kahve tonunda, diğeri beyaz. Her türlü mobilyaya uyacak şekilde. İskemilerimiz iki boy. Birisi normal oturmak için, bir tanesi de sandalyeye badında. Daha çok masada, efendim balkonda kullanılmak üzere tasarlanmış. Bir de üzerinde şu tiyeter olan sandalyemiz var. Şuradan daha net göreceğiz. Sandalyemiz var. Bu da normal iskeme badında, fakat arkası da şey var. Evet, bu sandalyenin ayrıca normal masa sandalyesi ebadında olanı da arzu ve isteğe göre sipariş üzerine yapılabiliyor. Evet, muhtelif ağaçlardan yapılıyor sandalyeler. Burada kiraz, diş budak ve zannediyorum ceviz. Dut. Evet. Şu anda yarısı, bu da örülme aşamasından bir şey. Yarısı örülmüş, yarısı örülememiş. Ceviz. Cevizin de tabii ayrı bir asaleti var. O karşıda olan dut. Dutun bulunması biraz zordur herhalde. Ama güzel yani. Evet, burası da babamın atölyesi. O az önce gördüğümüz, sergilediğimiz efendim iskemi, şu bu tarz şeyler, işte bu küçük mütevazi atölyede yapılıyorlar. Burada çok böyle enteresan, işte şeritin başından aşağıya bir vantilatörü görebilirsiniz. Enteresan şeyler burada olur. O şeyde ne? Nedir o? Belediye ruhsat mı vermedi? Yıkım kararı mı çıktı? Nedir o? Niye öyle oldu? Ödemeyi bitti. Evet. Oh, onu etmeseydin keşke. Bu naylar Rize'deki orijinal serender miydi? Serender. Bizim ifadeyle nayla. Orijinalinin birebir aynısı. Bir ara hesaplamıştın. Kaç parçadan oluşuyordu bu? Aklında mı? Her bir şeyi orijinalinin birebir aynısı. Kapısından efendim perdesine kadar, şu şeyin işçiliğine bakın Allah'ını seversen. İşten anlayan, bu işe değer veren. Bunun adı neydi? Çakçel mi? Yok. Şey ya.
Kuş girmez der yani. Kuş girmezmiş ha. Üst kısmına konuyor onlar. Yani şuna bak. Şuralara konacak onlar. Üstte yapılırken. Tamam. Şöyle burcu. Bu böyle ödeneksizlikten mütevellit henüz çatıyı kapatamadık yani üstün ızgara şey bu lamba mı lamba ağaçları mı onlar? Lambalar koymuş. Ondan sonra şurada bir daha şeysi var, meterisi var. İşte meterisi, cetveli onlar eksik. Burada bir şey daha görüyorum. Bu villa gibi bir şey. Bunda da herhalde belediyenin şeyi var. Üzerine çekmek atmıyor. Ne, kaçak kat mı atıyordun? Ne oluyordun? Niçin durdu bunun şeyi? Bunun da ödeneği bitti. İşte. Bu adam bunu siparişini veren kaçakçıydı. Yakalandı efendim. Tahsilat yapamadı bize. Biz de işi bıraktık. Evet. Öyle bir durum var şimdilik. Burada yine tiyatroları görüyorsunuz. Orada bir kaçak usta var, bir usta çalışıyor. Ne? Hayır. Tabancadan var. Küçük usta. Evet. Burada... Harika bir yer. Ha, bir tabanca da var burada ya. Çek Walter, evet. Yapım aşamasında yine kantarlar falan var. Bu şeyden geçti mi bu kantar? Evet, belediye tartı şeyinden. Tabii. Aldı, onay aldı mı onay? Tabii. Onay aldı, güzel. Evet, bütün o gördüğünüz ıvır zıvır şu bu. Burada, bu atölyede yapılıyor. Ahşap kısmı, efendim, montaj ve örme kısımları içeride, evde otururken yapılıyor. Bütünüyle amatör C tasarlanmış. Bütünüyle efendim el emeği, göz nuru. Burada petek de görüyorum. Kara kovanlar. Yapım aşamasında henüz tamamlanmamış. Minyatür tabi. Süs. Efendim. Evet, karakovan olmaya aday bir kütük boşaltılmış. Bu da bir minyatür petek olacak. Şunu da çekip bitirelim inşallah. Dededen, hatta dedenin babasından mı? Nere işte? Dedemden, benim dedemden. Evet, babamın dedesinden yani dedemin babasından kalma. Bunlar benim dedemden. Çekiçler. Böyle sapları falan yenilerek. Bu da şeyin babası. Nuh'un, Nuh Yazıcı'nın babası. Evet, bu da Yıldız'ın malası. Dez malası mı bu? Dez malası herhalde. Yani Yıldız sapı yok ki sapını ben yaptım. Evet, dez malasıdır o karataş şeylerini kullan. Herhalde. Son söz olarak diyoruz ki bütün bu el emeği, göz nuru ürünler burada yapılıyor ve satışa sunuluyor.